adaleti ilahiyenin icabıyla bunu icap eder. Nuri parlak görür, zulmeti zulmet görür. Mükafat verir. İyilere mükafat, fenalere ceza, adaleti ilahiyenin icabatındandır. Diyene, en cevelu lillahi şuraka halakû tehalkihî. Ve bu putleri, esnamleri, mabud ittihaz ederler. Bunları ne yapmışlar? Bunların neyini görmüşler? En cealu lillahi şuraka. Bu putler, onları yaptılar Allah'a şerik. Halakû ke halkihî. Allah-u Teala'nın halk ettiği bu mahlukat gibi onları bir şey halk ettiler mi? Benim mabudum diyor, putum diyor filan diyorum. Allah bunu halk etmiş, semavatı aldı insanları. O bir şey halk etti mi ki o şüpheye düşmüş? Neye tereddüt ediyor, şüpheyi düşünüyor? Bütün kanunatı halk eden Allah'dır. Onun ibadet ettiği de bir zerreyi halk edebilir mi? Vücudundan bir kıl halk edebilir mi? خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ Müteşabih olmuş, tebih olmuş onların üzerine. Efendim benim putum da bunu halk etti diyebilir mi? قُلِ اللّٰهِ Cevap başlıyor. Allah'tan başka bir kimse yok. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyi yoktan var eden Allah-u Teala'nın hazinesi yokluktur. Yokluktan halk eder ve huvel vahidul kahhar vahid, mütevahid üluhiyetle münferid kahhar düşmanı kahreden Allah'dır. Şimdi evvelki gün burada söyledim bir teşhir var Kur'an-ı Azimüşşan'da müminler için. Ben dedim Bayezid'deki cüzde ki orada ikinci cüz okuyoruz. Halbuki bu cüzdeyiz. 13. cüz dedi. Şey oldu, rab oldu. Şimdi Halık-ı Kainat Habibine bir tefsirat yapıyor. Bu ayetin zeminde iki misal ile. Yani bu ümmete diyor ki, bu ümmet hak üzerine sabittir. Etraflar her ne kadar fasit akideleri çıkarsalar, bozuk işleri çıkarsalar, ve bir müddet sedir altına da gitse, yani hiçbir kimse buna muvaffak olmaz ve yine nihayet parlak olur, kıyamete kadar Allah onu affeder. Cenab-ı Hak bu vaadi peygamberine yapıyor, iki misal zemninde de bize anlatıyor. Misalın kurasasını söyleyelim de sonra haberi yok dedim. Bak efendim bir arka var, sarıda. Bir hamur gelmiş, ya açılmış, yahut açılmışlar da su girmiyor. O su rüzgarın etrafı, rüzgar etrafında, hele hermanlar zamanında soğanlar, suyun üzerini böyle bütün kaplatıyor. Böyle gördüğün zaman su yok. Fakat altında su var. Su yok diye hükmediyorsun. Fakat bir zaman gelir ki, onun üstü temizleniyor, berrak su meydana çıkıyor. Bu İslam dini, bu Kur'an, şeriat kelimesi diyoruz de çünkü o başka mana alıyorlar. Bu Kur'an, Kur'an'ın ahkamı, hepsi bir yere gider. Bu Kur'an'ın ahkamı, berrak olan bir sudur. Etrafında saman çubuğu çürçüpler, rüzgar vasıtasıyla bir ağzını kapatır. Hikmet-i ilahiyedir, onu biz biliyoruz. Gördüğünüz zaman aferin bir şey kalmadı ki suyu yok orada diyoruz. Halbuki bir zaman gelir suyu o çürçüp gittikten sonra berrak çürçüp. Bu ümmetin hali de budur. Münafıklar, sevmeyenler, galebe eder, ahkamı Kur'an'ı yemez, Türk alır. Fakat o gitti demek değildir. O hazırdır, günün dilinde başını kaldırır. Bu bir misal. İkinci yine aynı buna misal anlatmak üzereyim. Altın, gümüş, bayağı bakır. Eritmek istiyor. Bunları kap yapacak, ziynet yapacak, bir şey yapacak. Kuyumcuya gider. Kuyumcu ateşe atıyor. Yapın üzerine şimdi ateş evvela kömür üzerine koyuyorlar diye ateş içinde kızardı. Şimdi üzerine böyle ateşi tutar. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'daki ifade
üzerine tutmak daha şimdisine daha ziyade maildir. Ateşi üzerine tutuyor, netice ne olur erir bu. Erdikten sonra onun hasıyı dibine gidiyor, çırçöpü mesabesinde olan bozukluğu üste alıyor. Baktığınızda o yağlı altın gümüşlü bir çırçöp var üstünde diyor. Değil mi ya? Halbuki ya kaplamış. Sonra zaman gelir onu atar, yine o berrak olan altın kalır. Bu berrak olan altın gümüş, o altın ögü pisliğin altında, bu berrak olan ahkamı koran yümniye su gibi sonun zamanın altında muhakkak kıyamete kadar Allah onu muhafaza edecektir. Fakat hasbel hikme, hikmeti ilahiyenin icabatı, imtihan olmak üzere mahlukatına kim bilir ne hikmetler daha var, onun yüzünü kapattırıyor ve çıkaracaktır. Onun için hiçbir zaman ömrünü kesmek doğru değildir. Çünkü vaad-ı ilahidir. Şimdi alvareyi okuyalım. Ve vel vahidul kahhar dedi ya, vahidul kahhar Allah'dır. Elli enzele, inzal ediyor Allah, gönderiyor. Minis semai yukariden, man suyu gönderiyor. Su geldikten sonra fesalet evdiyetin, evdi, vadiye, dere, dereler seyrediyor, seyelan ediyor. Yani derelerde seyelan ediyor o su. Su derelerden gidiyor, arttan çıkıyor. Bir kadere ham miktarıyla münteli olarak fehtemele seylü seyl fehtemele raf oluyor es seylü su seyl suyu çörçöpleri kaldırıyor zebeden zeved gibi zeved asıl kaymağa derler hulasaya derler bir hulası üste çıkıyor sütün üstüne çıktığı için zeved derler bu çörçöpler de sonun üstünde rabiyen yükseliyor. Bir kat, iki kat böyle üstüne oluyor. Bu kıyvar orada, bitti. Fakat zaman gelir, o gider, o su, o çırçup, yine su kalır. Bu cümle burada bitiyor. İkinci. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ Ateşin üzerinde ikad edilen وَمِمَّا هَمْدِنَ Haber mukaddemdir. Zebedin müslühü var aşağıda. Yine zebed var, çürçüm gibi vardır. Mâ yûkadûne aleyhi finnâri. Ateşte yakılan, ateşe atılan gümüş, altın vesaire, hatta yemin, hatta demir, bunlar atılıyor. Üstünde zebedin müslühü yine bir taraka pislik tutar. Bakan zanneder ki budur, bu şöyle bir şey yok. Halbuki altında halis maden var. كَذَٰلِكَ يَدْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ İşte bu şekilde misal ile Allah Celle Celaluhu hakkı batili beyan ediyor bilsinler. فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاً Zebed, üstündeki saman çürçüm veya demirin gümüşün altındaki o pis şey, demirin külçet pisliği فَيَذْهَبُ جُفَاً batıl olarak cefa diyor batıl yahut بِجَفَاءٍ cefa olarak nihayet zaman gelir o atılır وَهَمُّ مَا يَنْفَعُ النَّاسُ insanlara menfaatli olan suyla cevahir ki ahkamı karani nedir فَيَنْكُسُ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde o devam eder müddet-i muayyenesi kadar. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْسَالَ Allah Celle Celaluhu bu misalleri böyle kullarını beyan eder. Feyyem kursu kalıyor, yapkı. Ne kalıyor? Filerde yeryüzünde وَاَمَّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ Mayan tavanat insanların ama nafi olan su ile altın yem kursu filan bir yerde kalır. Keze alike yadribullahu lemsal edin nafi. Eğer izah olmamışsa tekrar söyleyelim. Fakat bu zahir olur. Şimdi onu beyan ettikten sonra acaba sevabı ve ikab işleyen Cenab-ı Hak ne gibi nimetler verir?
İman etmeyenlere de ne gibi ceza verir? Kur'an-ı Azimüşşan'ın adetidir. Bunları beyan ediyor. Buyurur ki, لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لَرَبِّهِمُ الْحُسْنَ. Husna, cennetin ismidir. Buna da müktedadır. Yani, الْحُسْنَ لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لَرَبِّهِمُ. Cennet, halketti Allah kime? Allah'a itaatle icabet eden. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لَرَبِّهِمُ. Rabbini icabet eden taat ile, ibadet ile, iman ile onlara el-husnü cennet var. وَالَّذ۪ينَ لَنْ يَسْتَجِيُوا لَهُ. İman etmeyenlere gelince, cevabı etmeyen onlara gelince beyan ediyor üç tane şey. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Allah Celle Celaluhu onlara o kadar azap verecektir. Eğer yeryüzündeki bütün mal-ı servet o adamın olursa ve mislehu mehu bir misli de alava olursa leftedev bihi hepsini verir ki hemen bu azap gitsin. Allah Allah. Velâke lehumullâ lehum su'ul hisâb. Onlara su'ul hisâb var. Hesab-ı ilahi onlara azabli olur. Ve mevâhum cehennem ve binsel mehâd. Yerleri cehennemdir ne fena bir yer. Şimdi davete icabet edenlere husna cennet var. Etmeyenlere bütün dünya ve dünya ile beraber bir misli de olsa verseler kabul olunmaz, azaba girerler. Onlar için pek fena bir hesab ve pek fena bir azab cehennem azabı yeri vardır. Ona zor bitti. Bu ayet kerimenin sebebi nezoli Hamze de radiyallahu anh bir de Ebu Cehil. Fakat ayetin sebebi nezoli ayeti tahsis etmez. Kıyamete kadar bu. Mesela diyoruz ki لِكُلِّ مُحَكَّنُ مُطِلٌ لِكُلِّ فَرْعَانِ مُوسَى. Her bir Fer'an'ın Musa'sı var. Zerbe meseldir. Vaka o Firavun'a bir Musa gelmiştir. Fakat o zerbe meseldir. Her nerede bir Firavun meşre bir adam gitse, gel varsa karşısında bir Musa çıkacaktır. Allah Allah. Gerçi o zamana aydın. Sebebi nüzul olur ama kıyamete kadar vücariydi. Şimdi Hamze ile şeyidir. Hususi sebep değil, asıl cahil bu. Buyuruyor ki اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ. Hamza hakkında evvela. اَفَمَنْ اَفَمَنْ istifamdır. İnkari bir istifam. Birisi bilse ki اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ. Rabbinden sana nazil olan bu Kur'an-ı Azimüşşan hak ve hakikattir. Bilir ve iman eder. Böyle basireti açan bir adam Hamze gibi. Kemen huve ama gözü kör olan Ebu Cehil gibi ne olur? Elbette değildir. Efendim bu ne nedir? Efendim o da Allah'ın mahlukuydu. Şimdi Allah'ın mahlukuydu, pis mahlukuydu. Allah'ın ceza görecek mahlukuydu. Ben mahlukuydu değildir demiyoruz. Fakat mahlukun cezayı mahlukuydu. Yani, bir oğlun, eğer onlar bir olursa adalet ilahi nereden çıkar? اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Bu vaziyeti tezekkür eden, tefekkür eden, lüb sahibi, akul-i sayyine sahibi olur. Aklını başına topluyor, düşünür. Senin benim bir iki, o iki oğlum var, biri itaat ediyor, biri asidir. Bir tutar mıyım? Bir kişi hizmetçisi, bir hizmetçisi var. Biri asyan eder, biri dinlemez, biri dinler, ikisi biri olur mu? İki akrabası var, biri dinler, biri dinlemez, ikisi biri olur mu? Allah'ın kulu dedi ama biri Kur'an-ı Azimüşşan'a inanmış ve onu kendine düstur yapmış. Biri de inkarı kendine düstur etmiş. Bir nasıl olur? Allah'ın kulu dedi ama azap görecek kulu. Cool.